gelelim bir de past ability'ye. Arkadaşlar past ability dediğimizde aklımıza ilk gelen modul could ve couldn't, değil mi? Was were able'u da gelecek tabii ki. Bunlardan sonra fiiller her daim birinci haliyle, değil mi? Modullarda fiiller evet, hep genelde %90 birinci haliyle devam eder. Bunlardan sonra fiiller birinci haliyle. Bakın İngilizce'de yani past tense'de yetenek deyince aklınıza ilk zaten could, couldn't, was were able to gelir. Sıkıntı yok. Zaten bakın could, couldn't yani couldum geçmişteki tek anlamı yetenektir. Bunu unutmayın. Geçmişteki tek anlamı yetenektir. Başka anlamı yoktur. Yetenek anlamında da aralarında fark yoktur. Yani could'la was were able to anlamında geçmişte nasıl can'le be able to, emiz arayabilir arasında fark yoksa yetenek anlamında, could'la was were able to arasında fark yoktur. Yani ne demek istiyorum? Geçmişteki yeteneklerimizi anlatırken ister could kullan, ister was were able to kullan. Sıkıntı yok. Yani Mozart when he was only 4 years old. Bakın sadece 4 yaşındayken ne yapabiliyordu? Could play the piano. Piyano çalabiliyordu. Veya bunun yerine could play demeyin. Was able to play the piano deyin. Aynısı zaten. İkisi de Mozart ne yapabiliyordu? 4 yaşındayken piyano çalabiliyordu anlamında, yetenek anlamında aralarında fark yok. Veya bakın başka bir cümle. When I was a child. Ben çocukken I could run fast. Ben ne yapabiliyordum? Hızlı koşabiliyordum. I could yerine was able to run fast'te hızlı koşabiliyordum demek. Yani yetenek anlamında could ile was, were, able to arasında geçmişte hiçbir fark yok. Peki farklar nerede var? Bakın birinci fark geldi. Buraya dikkat, attention. Beş duyu fiili varsa, mesela cümlede baktım, beş duyu fiilinden birisi var. Şurada vermiş, şurası da boş. Arkadaşlar beş duyu fiili varsa, yani koklamak, görmek falan, duymak, bu tarz şeyler varsa, biz was, were, able to yerine could'u tercih ediyoruz. Yani when I entered the room, ben odaya girdiğimde I could smell something strange. Bak garip bir şey duyabiliyordum. Diyorsa burada was able to değil, could'u tercih edeceksiniz. Yani böyle bu tarz 5 duyu fiili varsa could'u tercih ediyorsunuz. Başka ne fark var hocam? Bakın diğer fark da was were able to için. Was were able to'nun geçmişte yetenek anlamı dışında bir de manage to anlamı var arkadaşlar. Manage to. Ne demekti? Zor bir şeyin üstesinden gelme durumuydu. Bir kereye mahsus zor bir durum olmuş. Ben bunun üstesinden gelebildim. Biz bunun üstesinden gelebildik diyorsa could değil. Cevap was were able to olacak. Bakın örnek veriyorum. Yani geçmişte bir kereye mahsus olmuş durumlarda could'u kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Yetenekse genel olması lazım. Was were able to bir kereye mahsus zor bir durumun üstesinden geliyorsan was were able to'yu tercih ediyorsun. Ne demek? Bakın the maths exam was difficult yesterday. Dün matematik sınavı zordu. Matematik sınavı bir kereye mahsus oluyor. Dün olmuş. But diyor, I was able to get a high grade. High mark. Ben ne yapabildim? Yine de yüksek bir not alabildim. Yani ben bir kereye mahsus zor bir durumun üstesinden gelebildim. Manage to ile birebir aynı. Başka bir cümle. Yesterday's match was difficult. Dünkü maç zordu. Bakın bir tane maç var. Ama diyor ne yapabilirler? They were able to win in the end. Nihayetinde ne yapabildiler? Kazanabildiler. Bir kereye mahsus. Hocam burada could kullanamaz mıyız? Arkadaşlar burada could kullanamazsınız. Çok net. Şimdi gelelim örneklere. Beraber bakalım. Yani örneklerde sizden şunu istiyorum. Could'la was ve able to'nun yetenek anlamında bir farkı yok. Zaten ikisini de kullanabiliyorsunuz. Yani could yazdığın yere zaten, yani buradaki bütün cümlelere was ve able to geliyor arkadaşlar. Zaten cevap olarak. Sıkıntı yok. Ben sizden şunu istiyorum. Eğer cümle yetenek cümlesi ise could tercih edeceğiz. Geçmişte yetenek ise could. Genel yetenek ise could. Ama bir kereye mahsus manage to durumuysa, yani manage to durumlarını ayırmanızı istiyorum sizden. Sizden manage to durumlarınızı ayırmanızı istiyorum. Bu yüzden de bir kereye mahsus olan durumları belirleyip oraya was were able to yazacağız. Beraber bakalım. Some terrorists telephoned to police. Bazı teröristler ne yaptı? Polise telefon etti. To warn that, uyarmak için. They had planted a bomb in the local shopping center. Yani oradaki alışveriş merkezinde ne yapmışlar adamla? Bomba yerleştirdiklerini haber vermek için aramışlar polisi. Çok şükür diyor polis ne yapabildi? Binayı boşaltabildi diyor bakın. Evacuate the area
Yani bölgeyi patlamadan önce ne yapabildi? Boşaltabildi diyeceğiz. Bakın şimdi genel yetenek mi bir kereye mahsus sizce? Bir kereye mahsus. Bir kereye mahsus değil mi bu? Yani genel bir yetenek değil. O yüzden bakın burada bir kereye mahsus zor bir durumların üstesinden gelme olduğu için buraya was were able to'yu tercih ediyorsunuz. Yani ne yapabildi polis? Was able to ya da were able to dersiniz kişilere göre. Evacuate the area. Bomba patlamadan bölgeyi ne yapabildi? Boşaltabildi. Bakın genel bir durum değil, bir kere olmuş. Polis telefon edilmiş. Bir olay var. O yüzden zor bir durumun üstesinden gelme var. O zaman was were able to. Buraya could yazamaz mıyız hocam? Buraya could yazamazsınız. Could'un geçmişte managed to anlamı çünkü yok. Çünkü yetenek değil. Aynen. Bak yetenek ikisi aynı. Hiçbir farkı yok. Ama zor bir durumun üstesinden gelme olduğunda aynı değil. Şimdi gelelim. Sıradaki örnekten devam edelim. When he was a teenager. Bakın diyor ki gençken değil mi? Yani lisedeyken ne yapabiliyordu? Uzun mesafeler yüzebiliyordu diyeceğiz. Şimdi genel bir yetenek gibi değil mi arkadaşlar zaten bu? Gördüğünüz gibi genel yetenek. Evet. O zaman burada ne kullanacağız? İster could, swim, isterseniz was able to. Could to swim deyin. Yetenek olduğunda ikisi arasında bir fark yok. Gelelim sıradaki soru. My old flat was behind the Şükrü Saraçoğlu futbol stadyumu. Benim eski diyor dairem Şükrü Saraçoğlu stadyumunun arkasındaydı. Ve on match days biz diyor maç günleri ne yapabiliyorduk? Taraftarın şeyini duyabiliyorduk diyecek. Şimdi bak dikkat edin. Olay bir kereye mahsus değil mi? Veya başka birkaç de tekrar da ise. Çok önemli değil. Bakın here var here. Beş duyu fiil mi arkadaşlar bu? Evet. Beş duyu fiil ise cevabımız neydi? Hatırlayalım. Could. Bakın beş duyu fiilini gördüğün anda hiç was were able to sorgulamayacaksın. We could hear diyeceksin. We could hear the cheers of the crowd. Taraftarın çığlıklarını ne yapabiliyorduk? Tezahüratını duyabiliyorduk diyeceğiz. Peki gelelim. Bakın beş duyu fiili unutmayın. Here da bunlardan birisi. Gelelim sıradaki. The climbers were suffering from frostbite. Adamlar yani tırmanan kişiler, dağcılar donuyorlardı yani. Donacaklardı neresi diyor değil mi? Öyle bir sıkıntı yaşıyorlardı. Ama diyor, çok şükür rescue team yani kurtarma takımı ne yapabildi? Onları donmadan önce bulabildi diyeceğiz. Olay sizce genel yetenek mi bir kereye mahsus mu? Bir kereye mahsus. Bir kere. O zaman hangisini tercih ediyorduk? Was able to. Aynen. Değil mi? Was able to find. Bakın birin fiilinde birinci halini kullanıyoruz. Arkadaşlar bugün için genel olarak yetenekleri, permission request modullarını işledik. Haydi kendinize iyi bakın bakalım.